Herkese merhaba. Bugün biz demirli ne yapacağız? Çok güzel peynirli pişiler yapacağız. Ben çırpacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, benim oğlum çırpacak. Çırpıcıyı aldık elimize. Önce demir malzemeleri sayalım, tamam mı anneciğim? Evet, malzemelerimize başlıyoruz. Anne yapıyorlar, biliyor musun? Efendim anneciğim. Koyuyorlarmış. Evet. Şimdi bir saniye dedim. Bir saniye aşkım, böyle bir dakika. Çırpıyorsun, bir dakika anneciğim, tamam. Önce bir onda yıkayalım. Evet, malzemelerimizi ben hazırladım. Önce size neler koyacağımı sayalım. Demir tut elinde anneciğim onu. Ben ölçüleri yarım ölçü kullandım. Siz tam kullanabilirsiniz. Yani evdeki sayıya göre kalabalık bir aileyseniz tam olarak bütün ölçüleri tam olarak koyabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi yarıya indirdim ölçülerimi. Şöyle söyleyeyim. Normalde bir su bardağı yoğurt olması gerekiyor. Ben yarım su bardağı ekledim. Şöyle boşaltalım. Yoğurdumuzu ekledik. Arkasından demir bir saniye bebeğim. Evet. Normalde bir saniye aşkım gösterelim. Bir saniye tamam sen koy. Ama boşaltma bekle, ben deyince boşalt. Tamam mı anneciğim? Normalde yarım çay bardağı sütümüz var. Ama ben yarımı da çeyrek yaptım. Aktar anneciğim. Aferin oğlum, çok güzel aktardın. Burada evet karıştırabilirsin. Yavaş yavaş karıştır anneciğim. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar yarım paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da aktaralım. Karıştır bebeğim. Böyle çok güzel olacak. Evet. Bir adet yumurtamız var. Onu da koyalım. Bir adet yumurtamızı da ekledik. Demir karıştırmaya devam ediyor. Evet. Şuradan yani yarım kase peynirimiz var. Çok az bir şey koydum. Fazla bir şey koymak istemedim. Önce demir güzelce bir karıştırsın, çırpsın. Sonra peynirimizi, unumuzu ekleyeceğiz. Yumuşak, güzel bir hamur elde edeceğiz. Koy. Önce onu karıştırmamız gerekiyor bebeğim. Bak, bu nasıl kıyamsı video anneciğim? Nasıl video aşkım? Kıyamsı olacak bence. Evet, hadi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi demir güzelce karışıldı. Arkasından peynirimi ekleyeceğim. Evet. Çocuklarınız peynir sevmiyorsa bu şekilde de peynir yedirebilirsiniz. Peynirimizi de aktardık. Ben birazdan onu güzelce bir yoğuracağım ve unumuzu ekleyeceğim. O aşamayı da un ekledikten sonra size göstereceğim. Çünkü tek elle yapamıyoruz değil mi aşkım? Hadi bakalım. Evet, şu an hamurumuzu yoğurduk. Bu demirin küçük hamuru. Bu da annenin hamuru. Şöyle gördüğünüz gibi. Anneciğim bir saniye. Tamam. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. İçindeki küçük küçük şeyler peynirler. Siz peynirleri rendeleyerek koyarsanız daha iyi olur. Şimdi ben direkt koydum. Bayağı da yoğurdum onları küçültmek için. Nasıl? Güzel değil mi? Evet, şimdi bunu 10 dakika dinlendireceğiz. 10 dakika dinlendikten sonra tezgahımızı temizleyip üzerine güzelce ne ince ne de kalın olmayacak şekilde açacağız. Ve istediğiniz şekli vererek de kızartabilirsiniz. Birazdan ben 10 dakika sonra şekli nasıl açtığımı ve nasıl kızarttığımı size göstereceğim. Demir, ne yapmaya çalışıyorsun bu arada? Konuşurken dikkatimi dağıttın anneciğim. Hamur mu yoğuruyorsun sen? Ama benim bütün hamurun yarısını kaldın, bak habire götürüyorsun. Seni manyak. Sen benim aşkım mısın? Evet. Evet, şu an hamurumuz dinlendi. Hemen temizlemiş olduğumuz tezgahımız, unumuzu seriyoruz. Ve hamurumuzu aktaracağız. Burada şu küçük olan da demirin hamuru. O yüzden karıştırmıyorum çünkü ağlıyor. Hemen ne yapalım, şu kenara alalım oğlumun hamurunu. Şu şekilde aktarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi güzelce tezgahımı unladım ve hamurumu aktardım. Şimdi ben bunu güzelce açacağım ve istediğim şekillerde kesip kızartacağım. Hamurumuzu bu şekilde açtık. Şöyle inceliğini göstereyim ben size, gördüğünüz gibi. Bu şekilde hemen tavaya da yağımı koydum. Şöyle bir aparatım var. Bununla kesmeyi düşünüyorum. Şu şekilde hemen. Aynı büyük bisküvilere benzedi şekiller arkadaşlar. Şöyle diziyorum. Yağınızı altını kısın. Çünkü önce bir hazırlayın. Hızlı pişebilir. Hepsi hazır olduktan sonra kızartmaya başlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şekillerim hazır. Yağımın altını iyice bir açtım.
Birazdan kızartacağım tabii ki. Kızıp kızmadığını şöyle küçük bir hamurumla kontrol etmek istiyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi altta böyle küpükler çıkıyorsa yağımız hazır. Şöyle güzel güzel koyalım. Eğer çocuklarınız gerçekten peynir yemeyi sevmiyorsa bu şekilde içine katarak da yedirebilirsiniz. Hiç fark etmeyecekler çünkü. Efendim anneciğim? Şöyle koyalım. İçine. Seninkini de kızartacağız anneciğim. Bekle, seni çıkamını da kızartacağız. Efendim oğlum. Kotavaya şöyle koyacağım. Şöyle koyduğunuz gibi hepsini güzel güzel koyuyorum. Aralarını açalım şöyle. Çok güzel kızaracak. Değil mi? Bir saniye. Düşersen. Bir saniye oğlum. Yağ var. Bir saniye anneciğim. Tamam. Evet, şu an kızarmaya başladılar. Evet, görüyorsunuz görüntünün güzelliğini. Şöyle hemen çevirelim. Ben çok bekletmedim. Biraz daha bekletirseniz hamurunuzu daha da böyle bak, şöyle bakar mısınız baloncuklara? Daha da büyük şişecekler bunlar. Daha puf puf olacaklar. Bizim acelemiz olduğu için ben bugün erken başladım kızartmaya. Ama siz bir yarım saat bekletebilirsiniz hamurunuzu. Şöyle kızaranları alıyorum. Ay Ayşe, bir saniye lütfen koyma. Şöyle koyalım. Evet. Sen bir anda atıyorsun. Hamur yağ etrafa sıçrıyor. Yanacağız. Şöyle güzel güzel alıyorum arkadaşlar. Çok güzel pişiler yaptık bugün. Bu sefer evet, bu sefer Ayşe sen koyma lütfen. Bekle kızım. Şöyle çevirelim. Dikkatli hızlı olmanız gerekiyor. Yakabilirsiniz. Şöyle hemen zaten koyduğumuz hemen kızarmaya başlıyor. O yüzden dedim size kızartmadan önce mutlaka hamurlarınızı hazırlayın. Açın ve o şekilde başlayın kızartmaya. Çünkü yetiştiremeyebilirsiniz. Evet, büyümeye bakar mısınız? Şöyle nasıl kocaman kocaman puf puf olmaya başladı. Çünkü anca mayalanıyor ama ben tabii ki erken başladım. Bu şekilde de çok güzel olacak. Çünkü acelem var. Hemen şöyle hızlı şöyle hazırlayalım. Şöyle çevirelim. Şu kızaranı da döndürdüm. Görüyor musunuz? Şunun geniş büyüklüğünü, kalınlığını. Çok da güzel olmaya başladılar. Evet, şurada gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Ayağın altında olabilir. Tamam, bir saniye. Bak bakalım ayağın altına. Şöyle. Kızartmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yarı ölçüden bu kadar pişi çıktı. O yüzden genellikle ben tam tarif veriyorum ama yarı ölçü yapıyorum. Çünkü biz az olduğumuz için çok fazla tüketemiyoruz. Ama mutlaka kalabalık bir ailesiniz. Tam ölçü yapabilirsiniz. Anneciğim çok sıcak, bir saniye. Tamam. Getir onu öyle koyalım. Son şekliyle hamurlarımız kızardı. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, çok sıcak ama inşallah açabileceğim. Şöyle. Bir saniye, açamadım. Evet, az önce ayıramadım. Peçete aldım geldim. O kadar sıcak ki. Elinizi yakabilir, dikkatli olun. Şöyle. Ayırıyorum. Görüyorsunuz sıcaklığını ve içinin boşluğunu. Şöyle göstereyim ben size. Ve tadı mükemmel. Yedikçe böyle güzel bir tadı var. Şöyle hatta biraz tadayım ben. Çok sıcak ama. Mükemmel. Şurada görebilirsiniz peynirleri. İçinde. Dediğim gibi eğer çocuğunuz peynir sevmiyorsa bu şekilde de tattırabilirsiniz. Gerçekten çok mükemmel bir tadı var diyebilirim. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Biraz tuzu arttırabilirsiniz. Afiyet olsun.